Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone. Bugün arkadaşlar sizlere güzel bir tweakten bahsedeceğim. Hemen şöyle arkadaşlar ayarlar bölümüne geldim. Cebre kullanan arkadaşlar için yine bu videoyu çekiyorum. Cebre kullanan arkadaşlar bu eklentiyi kullanarak telefonlarının kullanımını daha kolay hale getirebilirler arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Proper Lock Gestures arkadaşlar bunun adı. Ne işe yarıyor onu söyleyeyim hemen. Zamanında şey vardı arkadaşlar Double Tap Lock vardı. Belki Cebre kullanan arkadaşlar çoğu bilir bunu. Ekrana çift tıkladığınızda ekranı kilitliyordu yani bildiğiniz yani kilit tuşunun görevini görüyordu. Çok güzel bir şey bu. Önceki versiyonlarda jailbreak'in önceki versiyonlarında örneğin iOS 12'de falan kullanıyordum ben onu. 12'lerden daha aşağıda olabilir. Şimdi ben onu aradım arkadaşlar, bulamadım yani iOS 13 için. Aradım, aradım, taradım, hiçbir yerde yok benzer var mı diye bir araştırma yaptım. Tabi Türkçe araştırmıyorum arkadaşlar. Bunları Türkçe yazarak bulamazsınız zaten. Yani İngilizce yazarak bulmaya çalışıyorum. Formlara giriyorum işte. etaplara giriyorum falan. Oralarda dolaşıyorum. Bulmaya çalışıyorum. En son bir tane bulmuştum arkadaşlar. Bunu da uzun süredir videosunu çekecektim. Bugüne kısmetmiş. Bugün de sizlere bunu tanıtacağım. Gördüğünüz gibi şu an Proper Like Gestures uygulamasının TV'nin içindeyiz daha doğrusu. By Andreas Henriksson diyor. Yapan kişinin adı bu da. Ana ekranda kilitle var. Kilit ekranda kilitle, bildirim alanda kilitle ve şifre ekranda kilitle var. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Birinci olarak ana ekrana bir gidelim. Ana ekrana geldikten sonra aynı görüntüyü görüyorsunuz. Herhangi boş bir yere daha doğrusu bazen uygulamaların üstüne de tıklayınca oluyor. Ama dediğim gibi şu an test etmeye çalışıyorum. Olmadı. Şimdi ben en garanti yolu söyleyeceğim size. Herhangi bir boş yere gelip çift tıkladığınızda ekran kilitleniyor arkadaşlar. Bu da sizin kilit tuşunuzun erkenden bozulmasını engelliyor. Çok güzel bir şey bu. Örneğin kilit ekranına tekrar gidelim. Şimdi kilit ekranına geldikten sonra tekrar çift tıkladığımda yine ekranı kilitliyor. Ama arkadaşlar çift tıkladığımda hiçbir şey olmuyor. Sadece kitlemeye yarıyor. Tekrardan uyandırmıyor mesela bakın. Tıklıyorum, tıklıyorum, uyandırmıyor. Anca tuşa basmam gerekiyor. da telefon terste terste duruyorken kaldırmam lazım. Uyanması lazım telefonun. Bu, bu şekilde bir TV arkadaşlar. Çift tıkladığınızda gördüğünüz gibi kilitliyor ekranı. Zaten kilit uygulaması yani başka bir şey değil bu. Uzun zamandır bunu da gösterecektim. Bulamayan arkadaşlar vardır. Çünkü ben çok aradım arkadaşlar. O kadar çok aradım ki en son şöyle yazdım buldum. Double Tap Lock Alternatif Tweak yazdım falan filan. Bunları yazdım böyle araştırdım buldum. En son bunu buldum arkadaşlar. İşte Tweak'ini falan da göstereceğim zaten size. Hemen şöyle Sideya'ya girelim. Sideya'ya geldikten sonra arkadaşlar buraya Proper LogGhost 3 yazdığınız zaman gördüğünüz gibi ne diyor? iOS 13.4 uyumlu diyor. Şu an ben iOS 13.4.1 kullanıyorum arkadaşlar. Hala da çalışıyor. Yani böyle şeyler bazen uyumlu dese bile yani uyumuyabilir dese bile çalışabiliyor. Bu tarz şeyler bazen böyle çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desteklenen sürümler 10.0'dan 13 işte x'e kadar gidiyor. Mesela şu an benim sürümüm aşağılarda görünebilir. Burada değil. ana Ekranda. Gördüğünüz gibi iPhone işte 8,1 iOS 13.4.1 en aşağıda yazıyor bakın arkadaşlar. Ona rağmen ben şu an şu an kullanabiliyorum arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi ünlem işareti içinde kırmızı bir şeyde kullanmışlar. Bura zaten benim telefonuma uyumlu olsaydı derdi ki işte iOS 13.4.1'e uyumludur derdi. E uyumlu olmadığı halde hala çalışıyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz zaten kendinizde. Ripomuzun adı da arkadaşlar Türk bir ripo zaten. TR Applet Destek Türkiye arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi. Bunu giriyorsunuz bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Ekle dedikten sonra onun linkini, repo linkini oraya giriyorsunuz ve ripoyu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra zaten burada e, bakabilirsiniz ve hatta aramaya proper like gösterisi yazdığınızda gelir arkadaşlar. Bu şekilde de yükleyip kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tweak bence. Çünkü güç tuşunu kullanmanıza gerek kalmıyor. En bas 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 bas. En son bozuluyor zaten böyle basa basa sürekli. En azından bu şekilde bundan da bir kaçınmış oluyoruz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Bir dahaki tweak videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle tweak videolar için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.